Arkadaşlar, bu föyümüzde ışığın küresel aynadaki yansıma çeşitleri ile küresel aynada bir cismin görüntü oluşumundan bahsedeceğiz. Eğrilik yarıçapı R olan cam küre merkezinden geçen düşey eksen yardımıyla 1 ve 2 numaralı eşit iki parçaya ayrıldıktan sonra 1 numaralı parçanın dışı, 2 numaralı parçanın da içi sıralanır. Böylece 1 numaralı parça çukur, 2 numaralı parça ise tümsek ayna olarak davranmaya başlayacaktır. Kürenin merkezi aynaların da merkezi olacaktır arkadaşlar burada. Merkezden geçen ve yere paralel olan hayali doğruya asal eksen denir. Küresel aynaların odak uzaklığı yani F yalnız aynanın eğrilik yarıçapına bağlı olarak değişecektir. Odak uzaklığı ortamın kırılma indisine ve aynaya gelen ışının rengine bağlı değildir. Odak uzaklığı eğrilik yarıçapının yarısı kadardır. Yani TF ile FM mesafesi birbirine eşit. O da odak kadardır. Burada T asal eksenin aynayı kesmiş olduğu nokta arkadaşlar. Küresel aynalarda yansıma kurallarına uyacaklardır. Düzlem aynada olduğu gibi. Bir küresel aynada merkezden aynaya gidilen eğrilik yarıçapları normal görevi görür arkadaşlar. Şimdi biraz sonra özel ışınları inceleyeceğiz ama önce teorik olarak küresel aynada ışığın nasıl yansıdığına bakalım. Bunu bir küresel ayna üzerinde görebiliriz. Bir çukur ayna çizelim. Tümsek de çizebiliriz, fark etmez. Bir asal ekseni belirliyoruz. Merkezi burası olsun. Diyelim ki ışık çukur aynamıza şekildeki gibi gelsin. Düzlem aynada ne yapıyorduk? Işığın aynaya çarptığı noktaya bir normal çiziyorduk, değil mi? Biraz önce ne dedik? Merkezden gidilen yarıçapların hepsi, aynaya gidilen yarıçapların hepsi normal görevi görecek. O zaman bu noktaya, ışığın çarptığı bu noktaya merkezden gideceğim şu çizgi yarıçap benim normal çizgim olacaktır. Işığın normalle yaptığı açı ne kadarsa aynı açıyı yapacak şekilde de yansımasını bekleyeceğim. Yani yine gelen ışıkla yansıyan ışın arasındaki açıyı iki eşit parçaya bölecek merkezden gidilen bir normal olacaktır. Fakat bunu normalde pek de kullanmayız biz konuyu anlatırken ya da işlem yaparken. Daha çok özel ışınlar dediğimiz özel ışınları kullanarak pratik olarak çözüme ulaşmaya çalışırız. Çukur aynada özel ışınlarımıza gelecek olursak, birinci özel ışınımız asal eksene paralel gelen ışın. Asal eksene paralel gelen ışın odaktan geçecek şekilde yansır arkadaşlar. İkincisi odaktan gelen ışın. Işın tersinirdir. Yani asal eksene paralel gelen odaktan geçecek şekilde yansıyorsa odaktan gelen de asal eksene paralel yansır. Merkezden gelen ışın, merkezden gidilen doğrular neydi arkadaşlar? Normal. Düzlem aynadan hatırlayalım. Normal üzerinden gelen kendi üzerinden geri yansıyordu. Bu yüzden merkezden gelen ışın da yine kendi üzerinden geri yansıyacaktır. Tepe noktasına gelen ışın aynı açıyı yapacak şekilde yansır. Merkezin dışından geliyorsa eğer ışınımız, o zaman merkezle odak arasından geçecek şekilde yansımasını bekleriz. Eğer aynanın arka tarafını hedefleyerek geliyorsa, ışığın uzantısını aldığımızda aynanın arka tarafını hedefliyor. Asal ekseni keserek gelmiyor. Bu sefer ışın yansıdığında odakla ayna arasından geçecek şekilde yine eşit açı yapacak tarzda yansıyacaktır. Burada özel iki tane uzaklığımız var 5 ve 6'dan. Onu da hatırlatalım. Bazen kitaplarda karşılaşıyoruz. Merkezin dışından gelen ışın merkezle odak arasından geçer dedik ama özel uzaklığı bunun şu. Eğer ışık 3F'den geliyorsa yansıyan ışığın geçtiği yer tam 1,5F'dir arkadaşlar. Bunun tersi de geçerlidir. 1,5F'den gelirse o zaman 3F'den geçecek şekilde yansıyacaktır. Burada da özel, altıda da özel bir ışınımız var. Arkayı F kadar uzaktan hedefliyorsa yansıdığında önden F bölü 2'den geçmesini bekliyoruz arkadaşlar. Tümsek aynada özel ışınlarımıza bakalım şimdi arkadaşlar. Asal eksene yine paralel geliyor. Burada
Asal eksene paralel gelen ışın odaktan geçemez çünkü odak tümsek aynalarda odak ve merkez aynanın içinde kaldı. Işık da aynayı delip geçemeyeceği için kendisi geçemiyorsa uzantısını odaktan geçirecek şekilde yansıyacaktır. Tersinir de demiştik ışık. O zaman bunun tersi de geçerli olacak. Yani içeride odağı hedefleyerek gelip aynaya çarpan ışın asal eksene paralel yansır. İçerideki merkezi hedefleyerek gelip aynaya çarpıyorsa normal üzerinden geliyordur. Dolayısıyla kendi üzerinden geri yansır. Tepe noktasına gelen ışın eşit açı yapacak şekilde yansıyacaktır. Işık aynanın içinde merkezin arkasını hedefliyorsa ve aynaya öyle çarpıyorsa o zaman merkezle odak arasında bir yeri hedefleyecek şekilde uzantısı yansıyacaktır arkadaşlar. Işık asal ekseni keserek tümsek aynaya gelip çarpıyorsa yansıdığında yansıyan ışının uzantısı odakla ayna arasından geçecek şekilde yansıyacaktır. Burada yine özel bir uzaklığımız var 6'da. Işık eğer F kadar uzaktan gelmişse aynaya yansıyan ışının uzantısının kestiği yerde içeride F bölü 2 kadar olacaktır arkadaşlar. Birbirine paralel olup asal eksene paralel olmayan ışınlar şekildeki gibi. Küresel aynadan yansıdıklarında kendileri ya da uzantıları odak noktasının altında veya üstünde toplanır. Mesela bu küresel aynaya, çukur aynaya 3 tane ışığı şekildeki gibi paralel gönderdik. Birbirine paralel ama asal eksene paralel değil. Bunlar yansıdıklarında gerçek odağın, asal eksen üzerindeki odağın altındaki bir noktada kesişecek şekilde yansırlar. Tümsek aynada da bu sefer üstünde gelen ışınların durumuna göre üstünde. Bunu aslında şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Yardımcı odak çizerek ya da yardımcı eksen üzerindeki odağı çizerek belirleyebiliriz. Şimdi çukur ayna için yapıyorum. Biraz önce verilen örnek için. Bu asal eksenimizdi. Ve 3 tane ışın gönderdik. Şöyle birbirine paralel olacak şekilde. Bir yardımcı eksen belirleyeceğim şimdi. Yardımcı eksenimizi şöyle belirliyoruz arkadaşlar. Merkezden geçecek. Aynanın merkezi burası olsun ve bu ışıklara paralel olacak. Evet. Merkezden geçip bu ışıklara paralel olan eksenimiz, yeşille çizdiğimiz eksenimiz yardımcı eksen. Sonra bunun üzerinde yardımcı odağı belirliyoruz. Gerçek odaktan direkt bu ekseni düşeyde indiğimizde kestiği yer yardımcı odaktır. Çukur aynada hatırlayalım. Çukur aynada asal eksene paralel gelen ışınlar nereden geçecek şekilde yansıyordu? Odaktan. O zaman yardımcı eksene paralel gelen ışınlar da nereden geçecek şekilde yansımalı? Yardımcı odaktan geçecek şekilde yansımalı arkadaşlar. Aynı şeyi tümsek ayna için de yapabiliriz. Yine renk değiştiriyorum. Tümsek aynaya asal ekseni çizelim. 3 tane ışın gönderdik. Bir tanesi şöyle içeride odağı hedefleyerek geldi. Bir tanesi tepe noktasına geldi. Birbirine paralel bunlar. Bir tanesi de şöyle gönderdik. Şurası odak noktası. Şurası da merkez olsun. Yine yardımcı eksen çizeceğiz. Yardımcı eksen özelliği nasıl olacaktı? Merkezden geçecekti ve ışıklarımıza paralel olacaktı. O zaman merkezden şuradan geçip ışıklarımıza paralel olacak şekilde çizdik. 3 ışığımıza paralel. Yardımcı odağı belirliyorduk üzerinde. Gerçek odaktan düşeyde bu sefer yukarı çıkmam lazım ekseni kesmesi için. İşte bu yardımcı odaktı. Kural neydi tümsek aynada? Asal eksene paralel gelen ışın uzantısı uzantısı odaktan geçecek şekilde yansıyordu. Burada da yardımcı eksene paralel gelen ışınlar olduğu için uzantıları yardımcı odaktan geçecek şekilde ne yapacaktır? Yansıyacaktır. Evet, şurada üstteki ışın için uzantısı yardımcı odaktan geçecek şekilde şöyle yansıması lazım. Tepe noktasına gelen için uzantısı yardımcı odaktan geçecek şekilde şöyle aşağıya doğru. Daha alttan gelen için yine uzantısı yardımcı odaktan geçecek şekilde şöyle yansıyacaktır arkadaşlar. Birinci örneğimizde bir çukur aynamız var ve diyor ki I1 ışını çukur aynaya çarptıktan sonra K'dan geçecek şekilde yansıyor. Peki I1 ışını nasıl gelmiş? Asal eksene paralel olarak gelmiş.
Asal eksene paralel gelen ışın çukur aynada nereden geçiyordu? Odaktan. O zaman K noktası bu aynanın nesidir arkadaşlar? Hemen odağıdır diye işaretleyebiliriz. Buna göre L noktasından gönderilen I2 ışık ışını çukur aynadan yansıttıktan sonra nereden geçer? TK ile KL eşitmiş. TK ile KL'nin eşit olması bize neyi anlatır? Burası odak noktasıydı. İkisi de odak uzaklığı kadar. Yani 2F kadar L'nin olduğu yer o da merkez demektir. Demek ki I2 ışınımız nereden gelmiş? Merkezden. Merkezden gelen nasıl gidiyordu? Kendi üzerinden. Demek ki yansıdığında da nereden geçecek? L noktasından geçecektir. 2008'de çıkmış bir ÖSYM sorusu. Bir tümsek, bir de çukur ayna verilmiş. Asal eksenleri çakışık olacak şekilde. I ışık ışınının önce tümsek, sonra çukur aynadaki yansımasını çizmiş. Buna göre tümsek aynanın odağı FT ile çukur aynanın odağı FC arasındaki oran nedir? Bu tümsek aynadan önce yansıyor ve çarptıktan sonra nasıl yansımış? Asal eksene paralel. O zaman tümsek aynaya çarptığında uzantısını devam ettirirsem nereyi hedeflemiş olmalı? Odağını, yani şu kestiği yer asal ekseni. Tümsek aynanın odağı kaç birim? 4 birim. O zaman FT yerine 4 birim yazabiliriz. Daha sonra asal eksene paralel olarak yansıyıp çukur aynaya çarptı. Çukur aynanın asal eksene paralel geldiğine göre nasıl geçecek, yansıyacak? Odaktan geçecek şekilde. O zaman şuradaki nokta neymiş? Odakmış, yani FC dediğimiz. Kaç birim? 1, 2 ve 3 birim. FC'yi de direkt 3 birim alırsak oranladığımızda 4 bölü 3 çıkacaktır arkadaşlar. Odak noktaları F olan küresel aynalara I1, I2, I3 ışınları gönderiliyor. Hangi ışınların yansıdıktan sonra izlediği yollar doğru çizilmiş olabilir? Birinci aynamız bir çukur ayna. Çukur aynada ışık asal ekseni odağın içinden kesecek şekilde gelmiş. Odağın içinden gelen ışık yansıdığında uzantısı aynanın arkasını hedeflemelidir. Ve o şekilde olmuş arkadaşlar. Bu doğrudur. İkincisinde bir tümsek aynayı görüyoruz. Tümsek aynaya asal ekseni ışık keserek gelmiş. Ve yansıdığında uzantısı odağı hedefleyecek şekilde yansıtmış. Bu yanlış olur arkadaşlar. Çünkü tümsek aynada yansıyan ışının uzantısının odağı kesebilmesi için asal eksene paralel gelmiş olması gerekiyordu ışığın arkadaşlar. Paralel gelen uzantısı odaktan geçecek şekilde ancak yansırdı. Üçüncüsünde yine bir tümsek aynamız var. Tümsek aynada ışın odağın arkasını hedeflemiş. Hatta bu merkezin de arkası olabilir. Şuraya merkez desek. Merkezin arkasını hedefleyerek geldiğinde yansıyan ışın uzantısı merkezle odak arasından geçecek şekilde yansırdı. O zaman bunun da olma ihtimali var arkadaşlar. 4'te 2 tane çukur aynamız var. X ve Y. Odak uzaklıklarını Fx ve Fy olarak söylemiş. Asal eksenleri çakışık. I ışınını asal eksene paralel olarak gönderiyoruz. Fx'in Fy'ye oranı nedir diye soruyor. Işık asal eksene paralel geldi. O zaman nereden geçecek? Odaktan. Yani bu nokta X için odak. X'in odağı 2 birim o zaman. Daha sonra Y aynasına bu yansıyan ışın geldi. Ve nasıl yansıyor? Asal eksene paralel. Açılardan dolayı paralel olduğunu anlıyorum. Demek ki nereden gelmiş olmalı paralel yansıması için? Odaktan. O zaman şu mesafede Y'nin odağı olmalı. Yani Y'nin odağı da 3 birimdir. Oranlarsak 2 bölü 3 çıkacaktır. Odak uzaklıkları Fx, Fy olan X, Y küresel aynaları. Biri çukur, biri tümsek ayna dikkat edersek. Asal eksenleri çakışık olacak şekilde yerleştirilmiş yine. Düzeneye asal eksene paralel gelen I ışık ışını şekildeki yolu izliyor. Buna göre aynaların tepe noktaları arasındaki ifadeyi veren denklem nedir? Tepe noktaları aynaların şuraları arkadaşlar. Tx, Ty diyelim. Bu aradaki mesafeyi istiyor bizden. Şuna D desek D mesafesini istiyor. Şimdi ışık önce tümsek aynaya geliyor. X tümsek aynasına ve asal eksene paralel. Nasıl yansıyacak? Uzantısı odaktan geçecek şekilde. Yani yansıyan ışının uzantısı bu nokta X'in odağıymış. Fx diyebiliriz. Daha sonra bu yansıyan ışın nereye geldi? Y çukur aynasına ve Y çukur aynasından nasıl yansıdı? Kendi üzerinden geri yansıdı. Nereden gelmesi lazım? Merkezden. Yani gelmiş olduğu şu yer Y'nin merkezi. O zaman şu mesafeyi de
Y'nin merkezi dersek merkezde odağın iki katı olduğu için 2FY diyebiliriz. O zaman D de 2FY eksi FX olacaktır arkadaşlar. Bir çukur ve bir düzlem ayna bu sefer. Çukur aynanın odak noktası F olarak verilmiş ve odak uzaklığı da küçük F olarak söyleniyor. Asal eksene paralel gönderilen ışık çukur aynadan ikinci kez yansıdıktan sonra asal ekseni kestiği noktanın tepe noktasına uzaklığı kaç F olabilir? TF ile FM'nin eşit olduğunu biliyoruz. Yani burası aynı zamanda M dediği yer çukur aynanın merkezi de. Asal eksene paralel geldiği için çukur aynadan odaktan geçecek şekilde yansıyacaktır bu. Geldi, düz aynaya çarptı. Düz aynada ne kadar uzaktan geldiyse yansırken arka tarafta o kadar uzaklığı hedefleyecek. Ne kadar uzaktan geldi? 1F kadar uzaktan. O zaman yansırken de arka tarafta 1F kadar uzaktan uzantısı geçecek şekilde yansımalı. Şimdi çukur aynadan ikinci kez yansıma dediği için demek ki çukur ayna yeterince büyükmüş, uzatabiliriz. Çukur aynaya geldi, ikinci kez yansıyacak. Nereden geldi? 1, 2, 3F uzaktan. Bunu özel ışınlarda değinmiştik arkadaşlar. 3F uzaktan gelen nereden yansıyordu? Odakla merkezin tam ortası 1,5F'den geçecek şekilde. Yani şurayı 2 eşit parçaya bölecek şekilde. O zaman ya, ikinci kez yansıyan ışının asal ekseni kestiği yerin tepe noktasına uzaklığı ne kadar? 1,5F'dir arkadaşlar. Çukur aynaya gönderilen I ışının izlediği yol şekildeki gibi TK, KL ve LM uzakları sırasıyla X1, X2, X3 olduğuna göre 1, 2, 3 karşılaştırmalarının hangileri kesinlikle doğrudur? Işık K noktasından gelmiş, aynaya çarpmış ve M noktasından yansımış ve K ile M'nin arasında gelen ışınla yansıyan ışını iki eşit parçaya açıya olarak bölecek şekilde L doğrusu var arkadaşlar. Bu açıyı iki eşit parçaya böldüğüne göre merkez noktası olmalıdır. Çünkü merkezden gidilen doğrular normal görevi görüyordu küresel aynalarda. O zaman L noktası merkezse ışık yansıdığında merkezin dışından geçecek şekilde yansıması için odakla merkez arasından gelmiş olmalı. Demek ki odak K'nın solunda bir noktada olmalı. Yani TK dediğim X1 mesafesi odaktan büyük bir mesafe. KL dediğim X2 de odağın içinden geçtiği için odaktan küçük bir mesafedir arkadaşlar. Bu durumda X1 X2'den kesinlikle büyüktür. X3 dediğim mesafe şurası. Burayı kesin olarak X1 ile kıyaslayamayız arkadaşlar. Yani X1 odaktan büyük ama X3 büyük mü küçük mü bilemiyoruz. Odağın merkezin dışında bir nokta. O yüzden kesin bir şey söyleyemeyiz. X3 X2'den büyüktür, bunu söyleriz arkadaşlar. Çünkü özel uzaklığımız vardı, hatırlayın neydi? 1,5F'den gelen, yani şurası 1,5F olsa 3F'den geçecek şekilde yansıyordu merkezin dışından. 1,5F olsa burası ne olacaktı? F bölü 2. O zaman L ile M arası 1F kadar olur. Yani X3 X2'den büyük olur arkadaşlar. 8. örneğimizde bir çukur ayna ile düzlem ayna verilmiş. Çukur ayna ve asal eksene dik yerleştiren düzlem aynadan oluşan optik düzeneye gelen I ışını şekildeki yolu izleyerek kendi üzerinden geri dönüyor en son. Buna göre aynalar arasındaki X uzaklığı D cinsinden değeri nedir? Şimdi ışık asal eksene paralel gelmiş, dikkat ederseniz açılardan fark ediyorum bunu. Asal eksene paralel geldiyse nereden geçecek şekilde yansıyacak? Odaktan. O zaman şuradaki mesafe çukur aynanın odağıdır. Daha sonra düz aynaya gelmiş, yansımış ve tekrar çukur aynadan kendi üzerinden geri dönmüş. O zaman çukur aynaya nasıl gelmeli? Geldiği yer merkez olacak şekilde. Demek ki bu nokta çukur aynanın merkezi. Burası da odaydı. Düz aynada gelen ışınla yansıyan ışının aynadaki karşılıklı uzantıları eşit olacaktı. Yani şu mesafe ve şu mesafe birbirine eşit olacak. Odakla merkez arasındaki mesafe 1F kadardır. O zaman F bölü 2, F bölü 2 diye bölünmüş olmalı. Yani D dediğim F bölü 2'ymiş arkadaşlar. O zaman X şurası 1D kadar olur, F bölü 2. Burası 1F'den 2D kadar olur. 3D mesafesine eşit olmalıdır arkadaşlar. Odak noktası F olan tümsek aynanın asal eksenine paralel olarak gelen kırmızı ışık ışını F'ye gelen yeşil ışık ışını hangi yolu izleyebilir?
Şimdi ışıkların renginin farklı olması aynaların odağını değiştirmiyordu. Odak her iki ışık için de aynı yerdir. Kırmızı ışık asal eksene paralel geldiği için uzantısı odaktan geçecek şekilde yansır. Yani bir gibi yansıyacaktır. Yeşil ışık asal eksene paralel geldi. Pardon, odağı hedefleyerek gelmiş. Burayı silelim. Yeşil ışık odağı hedefleyerek gelmiştir. O zaman asal eksene paralel yansıyacaktır. Yani o da 4 gibi gidecektir. Cevabımız bu durumda C şıkkı olacaktır. Çukur aynanın asal ekseninin altını suyla doldurmuşlar. Üst kısmı hava ve çukur aynanın asal eksenine paralel gelen K'li ışık ışınlarından K, F'den geçtiğine göre L ışığı hangi yolu izler diyor. Yine ortamın değişmesi aynanın odak noktasını değiştirmeyecek. Asal eksene paralel gelen K ışını odaktan geçecek şekilde yansıyorsa, suyun içerisinde yine asal eksene paralel gelen L ışını yine odaktan geçecek şekilde aynadan ne yapmalıdır? Yansımalıdır. Yani iki gibi bir yol izlemelidir. Şimdi de aynalarda görüntünün oluşumuna bakalım arkadaşlar. Önce çukur ayna inceliyoruz. Çukur aynada cismin sonsuzda bulunduğu durumda görüntüsü odakta olacaktır arkadaşlar. Bunu çizerek görelim. Bir görüntünün oluşması için cisimden en az iki ışın çıkarıyorduk ve aynaya gönderip yansıtıyorduk. Aynı şeyi yapalım. Sonsuzdan ışınlar asal eksene paralel gelecektir. Dolayısıyla asal eksene paralel gelen ışın odaktan geçecek şekilde yansıyacak. Bir tane de şöyle gönderelim cisimden geldiğini düşünerek sonsuzdan. Yine odaktan geçecek şekilde yansıyacak. Yansıyan ışınların hepsi odakta kesiştiği için sonsuzdaki cismin görüntüsü odakta olacaktır. Gerçektir. Cisimle aynı tarafta. Aynalarda cisimle görüntü aynı taraftaysa bu görüntülere gerçek görüntü diyoruz arkadaşlar. Fakat bu odaktaki görüntü noktasal bir görüntüdür. Yani boyutu yoktur. Parıltı şeklinde olacaktır. Cismi sonsuzdan biraz daha yakına getirelim. Merkezin dışında bir yer olsun. Yine iki tane ışın gönderelim. Bir asal eksene paralel. Odaktan geçecek şekilde yansıdı. Bir de odaktan gelsin. O da asal eksene paralel yansıdı. Yansıyan ışınların kesiştiği yerde görüntü olacak ve cismin görüntüsü şekildeki gibi ters olacaktır ve gerçektir. Yine cisimle aynı tarafta olduğu için. Zaten gerçek görüntülerin hepsi terstir arkadaşlar. Ve boyu cisimden küçüktür. Cisim daha büyük boyda, görüntü daha küçük boyda olacaktır. Burada özel bir uzaklığımız var. Cisim eğer 3F'de ise, yani şurası 3F noktasıysa, görüntü o zaman odakla merkezin tam ortasında, yani 1,5F'de çıkar. Cismin boyu H ise görüntünün boyu da H bölü 2 olacaktır arkadaşlar. Cismi merkeze getirdiğimizde artık daha ışınları çizmiyorum. Görüntü yine merkezde ters, gerçek ve cisimle eşit boyda olacaktır. Cismi odakla merkez arasına getirdiğimizde ikincisindekinin tam tersi olacak. Bu sefer görüntü merkezin dışında kalacak. Yine ters, gerçek, bu sefer cisimden daha büyük olacaktır arkadaşlar. Bunu da yine 1,5'a 3 diye düşünebiliriz. Cismin 1,5F'de olması durumunda görüntü bu sefer 3F'de olacak. Cismin boyu H ise görüntünün boyu 2H'tır. Yani cisimden daha büyük boyda bir görüntü olacaktır. Çukur aynada cisim odaktaysa o zaman görüntü sonsuzda oluşacaktır. Bunu da çizelim. Asal eksene paralel bir ışın gönderdik. Odaktan geçecek şekilde yansıdı. Tepe noktasına gönderdik. Eşit açı yapacak şekilde yansıdı. Dikkat edersek yansıyan ışınlar birbirine paralel. Sonsuzda kesiştiğini kabul edersek görüntü de sonsuzda oluşur. Cismi odağın içine koyduk. Yani ayna ile odak arasında. Çukur aynada sanal görüntünün oluştuğu tek durum budur arkadaşlar. Cisim ayna ile odak arasındaysa görüntü sanaldır. Bunu da çizelim. Asal eksene paralel gönderdik. Odaktan geçecek şekilde yansıdı. Tepe noktasına gönderdik. Eşit açıyla yansıdı. Dikkat edersek yansıyan ışınlar açılarak geliyor. O zaman uzantılarını alırsam arkada kesişeceklerdir ve görüntü arkada oluşacaktır arkadaşlar. Görüntü aynanın arkasına düştüğü için bu sanal bir görüntüdür ve sanal görüntülerin hepsi düzdür. Bu görüntü de şekildeki gibi düz çıkmış oldu ve cisimden daha büyük bir görüntüsü oluşur. Yani çukur aynadaki sanal görüntüler
cismin boyundan büyüktür. Burada da özel bir uzaklık söyleyebiliriz arkadaşlar. Cismi tam f bölü 2'ye yerleştirirsek, yani aynaya uzaklığı f bölü 2 olursa 0,5 f diyelim. O zaman görüntü arka tarafta aynaya f kadar uzakta olacaktır. Cismin boyu h ise görüntünün boyu da 2h olacaktır arkadaşlar. Evet, görüntülerin özelliklerini tekrarlayalım çukur aynada. 1. Cisim odak noktası ile sonsuz arasındayken görüntü gerçek. Odak noktası ile ayna arasındayken görüntü sanaldır. 2. Oluşan görüntü gerçek iken cisim aynaya yaklaşırsa görüntünün boyu büyür. 3. Oluşan görüntü sanal ise cisim aynaya yaklaştıkça görüntünün boyu küçülür. 4. Sanal görüntünün boyu daima cismin boyundan büyüktür arkadaşlar. Şimdi tümsek aynaya bakıyoruz. Tümsek aynada çukur aynadaki kadar detayımız yok. Cisim sonsuzdaysa ışınlar paralel gelecek demiştik. Paralel iki ışın gönderelim. Uzantıları odaktan geçecek şekilde yansıyacaklar. Dolayısıyla yansıyan ışınların uzantıları içerideki odakta kesiştiği için görüntü de içeride odakta noktasal bir şekilde parıltı halinde oluşacaktır. Ve sanal görüntüdür çünkü aynanın arkasına düşmüştür. Zaten tümsek aynalarda hiçbir zaman gerçek görüntü elde edemiyoruz arkadaşlar. Görüntü hep aynanın arkasında, düz aynada olduğu gibi yani. Cisim onun dışında herhangi bir yere yerleştirilirse aynaya belli bir uzaklıkta, ama çok da önemli değil ne kadar uzakta olduğu. Cisimden yine ışın gönderiyorum iki tane. Bir asal eksene paralel, odaktan uzantısı geçecek şekilde yansıdı. Bir de tepe noktasına gönderiyorum. Eşit açı yapacak şekilde yansıdı. Yansıyan ışınlar ön tarafta açılarak gidiyor. O yüzden uzantılarını arka tarafta kesiştirdim. Kesiştikleri yerde de ne oluşmuş oldu arkadaşlar? Görüntü. Ve dikkat edersek görüntü daima nerede çıkıyor? Odakla ayna arasında. Yani tümsek aynalarda görüntünün odağın dışında bir yerde, arka tarafında bir yerde çıkma olasılığı yok arkadaşlar. Ve boyu daima cisimden nasıl? Küçük. Tümsek aynalarda görüntünün boyu cisimden daima küçüktür. Burada da özel bir uzaklık yine söyleyebiliriz. Cisim aynaya f kadar uzağa yerleştirilsin. Görüntü içeride f bölü 2'de, yani 0,5 f'de olur. Cismin boyu h ise görüntünün boyu da h bölü 2 olacaktır. Evet, tümsek aynada oluşan tüm görüntüler sanaldır demiştik. Oluşan tüm görüntüler odak ile tepe arasındadır. Odağın dışında görüntü oluşmaz söylemiştik. Görüntünün boyu daima cismin boyundan küçük olacaktır. Ve cisim aynaya yaklaştıkça görüntü de aynaya yaklaşacak ve boyu gittikçe büyüyecektir arkadaşlar. Bir küresel aynanın asal eksene dik yerleştirilen X cisminin aynada düz ve kendisinden küçük bir görüntüsü oluşmaktadır. Buna göre 1, 2, 3 yargılarının hangileri doğrudur? Şimdi aynamız bir çukur ayna olsa düz görüntüsü oluşması demek sanal bir görüntüdür. Çünkü sanal görüntüler ancak düzdür. O zaman çukur aynada sanal görüntünün oluşması için cismi odağın içine koymamız lazım. Bu durumda aynanın arkasında görüntüsü oluşur, fakat bu görüntü hatırlayacak olursak cisimden büyüktü. Kendisinden küçük bir görüntü istediği için o zaman aynamız çukur ayna değilmiş. Tümsek ayna olduğundan oluyordu. Cismi koyduğumuzda görüntü içeride odakla ayna arasındaydı ve cisimden daha küçüktü ve sanaldı, yani düzdü. O zaman bu görüntünün sanal olduğunu söyleyebiliriz düz olduğu için ve aynanın tümsek olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. 12. sorumuzda bir çukur ayna verilmiş. Asal ekseni verilen şekildeki çukur aynaya ışık ışınları düşülerek yansımalar izleniyor diyor. Buna göre 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur? 1. Çukur aynanın merkezi L noktasıysa, yani şurası merkezse, I2 ışını iki yolunu izler. Şimdi burası merkez olursa, çizelim arkadaşlar, o zaman burası normal görevi görecek. Aynı zamanda gelen ışınla yansıyan ışın arasında bir açı ortay olacak, değil mi bu? I2 ışını iki yolunu izler mi? I2 ışını şu an L'den çizdiğim normale açısı 3 alfa. O zaman 3 alfa uzaktan gidecek. İki yolunu izlerse 1 alfa uzaktan geçiyor. Açı ortay konumunda olmamış oldu. O zaman bu doğru değildir. 2.
Çukur aynanın merkezi N noktasıysa, I1 ışını bir yolun izler. Merkez neyse o zaman merkezden çizdiğim bu doğru normal görevi görecek. O zaman I1 ışınına bakalım. Normalde 3 alfa açısı yapıtına göre yansırken de 3 alfa açısını yapması lazım. O zaman bir yolunu gitmesi evet gerekmektedir. 3 alfa açısı yapıyor çünkü doğrudur. Tekrar bunu siliyorum. I3 ışını 3 yolunu izleyerek yansırsa I3 ışını şu 3 yolunu izleyerek yani şöyle yansırsa N noktası aynanın merkezidir. Gelen ve yansıyan ışın arasındaki açıyı iki eşit parçaya bölüyor mu N'den gidilen doğru? Evet bölüyor. O zaman açıortay görevi gördüğü için N merkezdir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Bir tümsek aynaya gelen I1 ışını aynadan şekildeki gibi yansıyor. Nasıl gelmiş? Aynada arkada L'yi hedefleyerek gelmiş ve nasıl yansımış? Paralel. Nereden anladım paralel olduğunu? Açılardan değil mi? Yatayla yaptığı açılar eşit. O zaman paralel yansıdığına göre asal eksene hedeflediği L noktası ne olmalı aynanın? Odağı olmalı arkadaşlar. Buna göre I2 ışını aşağıdaki yollardan hangisini izleyebilir? Noktalar arası uzaklıklar eşit. Peki şu mesafe odaksa şuradaki mesafede aynaya odak kadar uzak. Orada odak yok gerçi ama odak mesafesi kadar uzak. Yani F kadar uzak. Ve ışın I2 ışını F kadar uzaktan ne yapıyor? Aynaya geliyor. Tümsek aynayı hatırlayalım. Özel durum olarak söylemiştik. Tümsek aynaya F kadar uzaktan gelen ışın yansıdığında uzantısı içeride F bölü 2'yi hedefleyecek şekilde yansımalı. Yani F ile ayna arasından geçmeli uzantısı. Bu da B şıkkı olacak demektir. Odak noktası F, merkezi M olan çukur aynanın odağına asal eksene dik olacak şekilde bir düzlem aynı şekildeki gibi yerleştirilmiş. Düzlem aynaya şekildeki gibi gelen 1, 2, 3 ışıklarından hangileri tüm yansımalardan sonra ilk geliş doğrultuları üzerinden geri döner, dönebilir? Yani kendi üzerinden geri dönebilir soruyor. Bir için bakıyorum. Önce düz aynaya geldi. Eşit uzaklıktan geçecek şekilde uzantısı yansımalı. O zaman aynaya 1F kadar uzaktansa içeride yine 1F uzaklığı hedefleyecek şekilde şöyle yansımış olmalı. Bu çukur aynaya geldiğinde nereden gelmiş oldu o zaman? Merkezden kendi üzerinden ne yapacaktır? Geri dönecektir. O zaman 1 oluyor arkadaşlar. 2'ye bakalım. Aynaya geldi, düz aynaya çarptı önce. Eşit açı yapacak şekilde yansıdı. Çukur aynaya geldi. Nereden geldi? Odaktan. Odaktan gelen nasıl yansır? Asal eksene paralel. Asal eksene paralel yansıyınca düz aynaya tekrar nasıl geldi arkadaşlar? Dik. Dik gelen düz aynaya kendi üzerinden geri döner. Evet, bu da geldiği yolu takip edecek demek ki. 2 de oluyor. 3'e bakalım. Düz aynaya geldi. İçeride F kadar bir mesafeyi hedefleyerek. O zaman yansıdığında önden F kadar uzaktan geçecek şekilde yansıyacak eşit uzaklıktan. Aynanın tepe noktasına geldi. Eşit açı yapacak şekilde yansıyacak. Yine düz aynaya çarpacak. Aynaların yeterince uzun olduğunu düşünüyoruz tabii bu arada. Düz aynaya F kadar uzaktan geldi. İçeride uzantısı F'den geçecek şekilde yansıyacak. Tekrar çukur aynaya nereden gelmiş oldu arkadaşlar? Merkezden. Nasıl yansıyacak? Kendi üzerinden geri yansıyacak. O zaman 3'ü de geldiği yoldan geri dönebilir. Odak noktası F olan tümsek aynanın asal ekseni üzerine boyları H1, H2 ve H3 olan cisimler asal eksene dik olacak şekilde yerleştiriliyor. Tümsek aynada oluşan görüntülerin boyları da birbirine eşit oluyor bunların. Buna göre H1, H2, H3 arasındaki ilişki nedir? Şimdi cisimlerin H1, H2, H3 boyları eşit olsaydı eğer aynaya, tümsek aynaya yakın olanın görüntüsünün boyunun büyük olması lazımdı. Çünkü tümsek aynada neydi? Hatırlayalım. Cisim aynaya yaklaştıkça görüntü de aynaya yaklaşıyordu ve boyu büyüyordu. O zaman bunların görüntü boylarının birbirine eşit olması için aynaya yakın olan cismin boyunun küçük olması lazım. Yani boyu en küçük olan H1, en büyük olan da kim olmalı? H3. Odak uzakları FK, FL olan KL çukur aynaları asal eksenlere çakışacak biçimde yerleştiriliyor.
Iğ ışını aynalar arasında şekildeki gibi yolu izlediğine göre aynaların tepe nokta arasındaki uzaklık 1, 2, 3 ile hangilerinden ifade edilebilir? Asal eksene paralel göndermişim ışığımı K'dan nasıl yansıması gerekir? Odaktan geçecek şekilde. Yani şu mesafe 2 birim K'nın odağıdır arkadaşlar. Daha sonra L'ye gelip çarptığında tekrar asal eksene paralel yansıdıysa o zaman odaktan gelmiştir. Yani şuradaki bir birimlik mesafe de L'nin odağıdır. O zaman aynalar arasındaki mesafe FK artı FL şeklinde ifade edilebilir. 2'de FK'nın yarısı artı 2FL olabilir mi? FK'nın yarısı şuradaki bir birimdir zaten. 2FL de şuradaki iki birimdir. O zaman bu ikisinin toplamı da yine aynalar arasındaki uzaklık olacaktır. Böyle de ifade edilebilir. 3FL de olabilir. Çünkü FL bir birimde aynalar arasında 3 birim mesafe olduğu için bunun 3 katıdır. Bu şekilde de ifade edilebilir arkadaşlar. Burak A tümsek aynasıyla B çukur aynasını asal eksenleri üst üste gelecek şekilde yerleştirdikten sonra X lazer ışığını ortak asal eksene paralel olarak B aynasına düşürüyor. Yani ışık B aynasına paralel geliyor. Burak ışığın şekildeki gibi kendi üzerinden geri yansıdığını gözlemlediğine göre Burak aynaların merkez ve odak noktalarının konumlarını aşağıda belirtilen hangi seçenekteki gibi yerleştirmiştir? Şimdi bu ışık önce çukur aynanın asal eksenine paralel geliyorsa o zaman odağından geçecek şekilde yansımalı. Yani yansıyan ışının uzantısını alırsam hedeflediği yer şu nokta B aynasının odağı FB yani. Peki buraya çarpamadan yani bu hedeflediği yere gelemeden A aynasına çarpıp ne yapmış? Kendi üzerinden geri dönmüş. Demek ki aynı zamanda bu hedeflediği yer A aynası içinde ne olmalı kendi üzerinden geri dönebildiğine göre? Merkezi olmalı. Yani şuradaki mesafede iki tane FA merkez odağın iki katıydı değil mi? Artık arkadaşlar hatırlayalım. Yani bizim hedeflediğimiz yer A'nın merkezi B'nin odağı olmalı. O zaman B şıkkına bakarsak A'nın merkezi ile B'nin odağı aynı noktada olacak şekilde aynaları ayarlamış olmalı diyebiliriz. Olgu yatay düzleme dik konumda tuttuğu bir çukur ayna önüne mum yerleştirdiğinde mumun görüntüsü şekildeki gibi oluyor. Evet, mumu aynada görebildiğine göre görüntü aynanın arkasına düşmüş ve daha büyük bir görüntüsü var dikkat edersek. Çukur aynada görüntü aynanın arkasına düşmüş olması hangi durumda vardı? Cisim odakla ayna arasına konduğunda görüntü aynanın arkasında daha büyük, sanal ve düz bir görüntüydü. Buna göre 1, 2, 3 yargılarının hangileri doğrudur? 1. Mum çukur aynanın odağı ile merkezi arasındadır. Hayır arkadaşlar. 2. Mum çukur aynanın odağı ile çukur ayna arasındadır. Evet, odakla çukur ayna arasında olması gerektiğini söylemiştik. 3. Görüntü sanaldır. Evet, görüntü aynanın arkasına düştüğü için sanal bir görüntüdür. Ve son sorumuz. Güneş ocağı olarak bilinen büyük bir çukur ayna güneşe doğru tutulduktan sonra uygun bir yere yerleştirilen kabı ısıtır. Buna göre şekildeki güneş ocağının çaydanlıktaki suyu en kısa sürede kaynatması için çaydanlık nereye yerleştirilmelidir? Şimdi güneş bizim aynamızın boyutlarına göre çok uzakta olduğu için onu sonsuz uzakta gibi düşünebiliriz. Sonsuz uzaktan ışınların nasıl geldiğini düşünüyorduk arkadaşlar. Paralel. Aynaya paralel gelen ışınlar da yansıdıktan sonra nerede toplanıyordu? Odakta. O zaman çaydanlıktaki suyun daha kısa zamanda ısınması için ışınların, yansıyan ışınların toplandığı yere koymamız lazım. Çaydanlığı. Orası da odak olacaktır. Yani tencereyi ya da çaydanlığı odak noktasına yerleştirmeliyiz arkadaşlar. B şıkkı olacaktır.